Oğlum, seninle Miran'a nispet olsun diye evlenmek istiyor. Görmüyor musun bunu? Bakma bana öyle. Miran bugün gelip de borca karşılık kız istemeseydi evlenmeyi kabul edecek miydi? Bu kız kaçtı oğlum senden, kaçtı gitti. Anne sus. Susmayacağım. Olmadı de. Yok öyle bir şey de. Diyemiyorsun değil mi? Anne dedem bile olur verdi bu evliliğe. Daha ne konuşuyoruz? O zaten bambaşka bir mevzu. Hayır, bu konakta ne oluyor insanlara anlamıyorum ki. Herkesin kafa uçmuş gitmiş. Koskoca Nasuh ağayı bile parmaklarını oynatır olmuşlar. Hah, iyi insan lafın üstüne. Ne oluyor Handan? Ne olacak baba? Oğlumla istivacını konuşuyoruz. Hani senin müsaade ettiğin istivacı. Sen benim aldığım kararları mı sorguluyorsun? Estağfurullah. Ne haddime Nasuh ağa. Bu evliliği ben istemiyorum. Cihan istemiyor. Zehra istemiyor, Hazar istemiyor. Ama sen bir kere başımızı yaktın ya, mecbur sineye çekeceğiz. Ne de olsa bu kararları sen verirsin, değil mi? Gelin. Dede. Az konuşalım mı? Dedem, sen şimdi bu evliliği kabul ettin ha? Tekrar tekrar neyi soruyorsun torunum? Kabul ettim dedim ya herkesin içinde. Dedem, daha 3-5 gün önce sen bu kızın canını almaya çalışıyordun. Birdenbire bu evliliğe olur dedin. Ben tekrar tekrar sormayıp da ne yapayım? Bak Azat. Beni bu kararı almaya siz mecbur ettiniz. Evleneceksen evlen. Tüm Şahadoğullarını aynı çatı altında tuttuğun sürece ses etmeyeceğim. Ama benden fazla bir şey bekleme. Eyvallah. Bu kararın altında başka bir sebep yoksa amenna. Ama ben yine diyeceğimi diyeyim. Eğer bu kararın altından başka bir şey çıkarsa, Reyhan'ın canı yanarsa, ben de boş durmam bilesin. Fazla vakit yok. Yarım saate kadar hana gel. Bugün bu işi bitirelim. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.